falan bile taşlar böyle kendiliğinden çıkıp geliyor. Korkuyoruz. Yani başka okula gidelim. Duvarlarda çatlaklar oluştu. Kolonlardaki demirler ortaya çıktı. Beton parçaları yere düştü. Burası İstanbul Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu. Deprem sonrasında okulda inceleme yapıldı. Eğitime devam kararı verildi. Ancak bazı veliler çocuklarını derslere göndermedi. Bu durumda içeriye çocuk almak akla zarar bir durum ya. Getirdim ama içeriye göndermiyorum burada yanımda. Vermeyeceğim de yani. Raporu görmeden ki rapora da inanmıyorum. Göndermeyeceğim. Küçükçekmece Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı okulda bir deprem riski olmadığını söyledi. Ancak verdiği örnek tartışma yarattı. Arabanın bir tarafı hafif çürük diye arabayı çöpe mi atacağız? Tamir edersin, boyasını yaparsın değil mi? O da öyle. Çünkü gördüğünüz şeyler su almaktan mütevellit. O dört tane çok değerli profesörümüzün de yaptığı inceleme neticesinde soğuk sıcak farkından dolayı duvar çatlağı oldu. Bana doğru bu. Veliler okulun sağlam raporunu görmek istediklerini söyledi. Rapor yapmayın, daha geleceğiz. İki tane rapordan olduğu bahsediliyor. İlk raporun olumsuz, ikinci raporun olumlu çıktığı söyleniyor. Tabii ki bunlar hep bir söylentidir, kabul ediyorum. Ama bunları engellemenin yolu insanların bilgi alma özgürlüğünü kapatmak, bağırmak, çağırmak değil.